Öbürünü söylemeyeyim mi? İki tane reklam yeter. E tamam. Hadi ben yetki vereyim sana, onu da söyle. Cuma akşamında Bakırköy'de Deniz Türk evindeyiz. Benim eski memleketim. Ben çok yattım Bakırköy'ünde. Ben orada ilk delilendiğim zaman oradaydım. Oradan camdan bir fırladım, daha açık çıktım ben. Bir daha gitmeyi pek çıkamamışsın şimdi bence. Hal vaziyet olur. Gene gideyim mi yani? Ama yapılan araştırmalara göre içeridekilerden çok dışarıdakilerin ruhsal sorunları varmış. Değil mi? Yani o yüzden gerçekten normal. Aramızda olması bak, çok ben normal. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türkiye, Allah devletimize, milletimize zeval vermiş. Evet. Allah hayırlısını bizlere nasip etsin. Yüce Rabbim önce insanlara sağlık, sonra iman nasip etsin. Amin. Allah korkusu olmayan bir insan her şeyden yapar, beklenir. Yani biz, Cenab-ı Allah onlara o fırsatı vermesin. Vermesin. Bak, evet, askerlerimiz ölüyor. Yazık günah, anneler feryat ediyor. Evet. Yani bir bak, komşumuz duysak, tanımış olsak bile ona bile iki gün böyle aklımızdan çıkmıyor. Tabii. Üzülüyoruz yani, evlat acısı. Yani ne olursa olsun ateş düştüğü yeri yakar. Aynen öyle. Biz yani şimdi belki artık iki gün üzülüyoruz, biz üçüncü gün unutuyoruz da yani şimdi onun yaşandığı ev ne yapsın bir de? Öyle düşünmeyin. Dünyada ne para, ne şöhret, ne bilmem, onlar hepsi boş kardeşim, boş. Boş. Biz burada duruyoruz, ne güzel program yapıyoruz. İnsanlara bir nevis işlerini ferahlatabiliyorsak ne mutlu bize. Biz burada yani ekran var, kamera varmış, bilmem ne var. Onun hiç aklımda yok. Ben doğal bir insanım ben. Doğal bir insanım. Burada da bizlere, bu halkımıza, bizlere, onlara, burada bizlere tanıştıran, onlara buluşturan Vizyon Türk televizyon yönetimi, evet, Cemil Ekşi, Selim Ekşi, Hasan Dağlı, Fatma Şentürk müdürümüz, kameramanlar, rejidekiler, frekansımızın ulaştığı yerde sizleri, bizlere yansıtan, burada bütün çalışan herkesi seviyorum. Benim abilerim, kardeşlerim, kızlarım, çocuklarım, öyle bir aile bir durumumuz var burada ki yemek yerken bile bizsiz yemek yiyemiyorlar. Ama sen bugün yedin ben söz. Çağırdın beni ama masada yeri yoktu. Sen kahvaltı yapmışsın. Abi yaptım ama yok, kahvaltı. Yok, yemedim bak, sor. Yahu bir tavuk tavuğu bitirdin ya. Sabahın tavuk yedin mi bu saatte? Ne yapsın, aç mı kalsın? Ha, tavuk yedin ya. Kız yok ya, valla şaka yapıyor. Hakikaten yemiş. Ne salata yiyordun? Yedim. Bir şey vardı. Salata yedim. Beyaz salata. Bir şey vardı tabağın içinde, patates gibi. Ha şey, sen şeyi söylüyorsun ya. Lavaş mı? Hayır. Patates neydi? Ezmesi mi? Karnabahar. Karnabahar. Bravo be. Nasıl onu şeye benzettin? Tavuğa benzettin ya. Yeme kaçınca tavuğu yedim var kızım. Aha kurban bayramı. Başım kurban bayramı. Bir de Karadeniz'in karnabaharı benzettin kurban yani. Kurban bayramı geliyor ya. Kurban bayramı et yediğimiz yok. Kurban bayramı geliyor. Kesiyorum ya böyle kızartıda. Ha böyle ağzıma getiriyorum et. O mide nasıl atlayı yukarı doğru? Sen açsın eti yemek için. Sen açsın. Onu bir attım eti. Mide bir kaptı eti. Böyle bir çevirdi içeride. Bu sefer de başladı maden suyu isteme. Ama alışkın değil mide ete. Yani bu sen şimdi midenle aran iyi. Fena iyi anlaşıyorsunuz. Ne istediğini hemen anlıyorsun ne falan. Ne istediğini hemen anlıyorum. Yediğim an sonradan da beni rahatsız ediyor. Hasan abi yemek yettin de acıkmış bence. Evet, muhabbetimize devam, evet, edeceğiz.